Herkese merhabalar. Bugün sizlere Yalıkavak'ta kendi evimden sesleniyorum. Genel bir gayrimenkul piyasa değerlendirmesi ve sosyal medya üzerinden gelen sorularınıza cevaplar vermeye çalışacağız. Güzel bir atmosfer, Yalıkavak akşam üzeri. Böyle güzel bir havada, güzel bir sohbet yapacağımıza inanıyorum. Gayrimenkul piyasası ve genel ülkenin konjonktüründe nasıl yatırım yapılabilir? Doktor Alp Gayrimenkul'ün projeleri hakkında genel bir bilgilendirme yapacağız. 90'lı yılların sonu ve 2000'lerde yatırımcı kimliğimiz oluşmaya başladı. O dönemlerde yapmış olduğumuz arsa yatırımları 2010 sonrasında gayrimenkul piyasasına girişimiz ve girişimci olarak belli bir dönem işlerimizi yürütmemiz, 2020 sonrasında da inşaat şirketimiz sonrasında müteahhit olarak yatırım ve ticari hayatımıza da devam ediyoruz. Bu yaşadığımız tecrübelerle sizlere şimdi gayrimenkul yatırımları konusunda, zaten geçmişten beri takip eden yatırımcılarımız bizi çok iyi bilirler. Yaptığımız ve tavsiye ettiğimiz yatırımların isabetli olduğunu zaten geçmişten beri bizi takip eden yatırımcılarımız çok net olarak bizi tanımaktadırlar. Şimdi de sosyal medyadan gelen sorulara cevap verebilirseniz seviniriz Alper Bey. Dodurga'dan güzel haberler var mı? Dodurga şöyle, biz YouTube kanalımızda, Doktor Alp TV YouTube kanalımızda birkaç yıl önce çekmiş olduğumuz bir videomuz vardı. Arsa yatırımıyla nasıl zengin olunur diye. Bu videoda Ankara'nın tarihsel gelişimini anlatmıştık. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. O videoda ısrarla neyiniz var neyiniz yok satın Dodurga alın demiştik biz. O zamanlarda Dodurga'nın 300 liraya metrekare fiyatı, 300-400 aralığına sattığımı hatırlıyorum. Çok kısa bir dönem önce, 3 yıl gibi bir süreç öncesinde. İmarlıydı, terkleri yapılmıştı. Kesintili haliyle 300-400'e düşmüştü Dodurga. Şöyle ki, tarla halinden bile ucuz olmuştu Dodurga'nın fiyatları. Dava süreci devam ediyordu. Ben o günkü şartlarda bugün tavsiye ettiğim, arsa yatırım tavsiyesi yaptığımız şartların tamamını barındıran bir Dodurga'ydı. Çünkü çevresi Çayyolu, İncek, Beytepe ile sınırlı ve Ankara'nın en pahalı yerlerinin olduğu bölgelerin arasında kalmış. Bugün dava devam ediyormuş, etsin. Yıkılsa orası 0.50 emsal olsa bile bugün imar tamamlandığında ciddi rakamlar edecek bölgeydi. Biz bunu o dönemde gördük ve yatırımcılara tavsiye ettik. YouTube'daki videomuzda da bunu anlatmıştık. O günkü 300'lü rakamlar bugün kaç lira oldu biliyor musunuz? Benim söylediğim rakamlar minimum 15-25 bin aralığında, yani bir 50-100 kat aralığında fiyat artışları gördük Dodurga'da. Ki bu daha başlangıç. Bakın, yakın gelecekte göreceksiniz. Bizim hemen Dodurga sınırında Beytepe projemizin olduğu arsalar Dodurga sınırındadır. 2000 dolarları buldu. Bu rakamları Dodurga'da bulacaktır. Çünkü o bölgede 1.65 emsal, Dodurga 1.75 ve 2 emsalle hemen Beytepe sınırındaki parseller 2000 doları bulduysa bugün Dodurga'da bulacaktır. 50-100 kat kazanç sağladı bizim yatırımcımız burada. O günkü şartlarda ben Çayyolu'nda bir ev parasını Dodurga'ya yatırın, servet sahibi olursunuz demiştim. Videomu izlerseniz görürsünüz. O günkü şartlarda 1 milyon yatıran kişiler, bugün dün hesap yaptım ben, 65 tane 2 artı 1 daire buna kalıyor. 130 küsür, 140 2 artı 1 daire çıkıyor. 65'i müteahhite verildikten sonra buna kalıyor. En kötü ihtimalle 5-6 bin lira olduğu düşünüldüğünde siz çarpın 400 milyon gibi bir rakam. Servet sahibi olursunuz. Bakın, süreçte 3 yıl geriye gidiyoruz ve bundan 3 yılda ileri gittiğinizde 5-6 yıl içinde 1 milyon koyup 300-400 milyonluk servetin sahibi olma şansıydı aslında Dodurga. Ki sona geldi. Dodurga artık bizim Dodurga'daki tek tapu parsellerimize şu an müteahhitlerle görüşüyoruz. Müteahhit firmalarla. Bugün yarın müteahhite vereceğiz bazı parsellerimizi. Artık inşaatlar başlama seviyesine geldi Dodurga'da. Bu dönemde almak mı, satmak mı yoksa elindekini tutmak mı? Bu dönemde almak ve elindekine sahip çıkmak önemli. Satanlar zarar edeceğini net olarak görüyorum ben. Çünkü
2019'da yaşadığımız olaylar aynısı bugün cereyan etmekte. 2019-2020'de 1 lira olan gayrimenkuller bir yılda piyasanın hareketlenmesiyle birlikte 5-6 kat fiyat artışına uğradı ve o dönemde de satanlar daha sonrasında alması bir daha mümkün olmadı. Bugün de elinizdekine sahip çıkın veyahut alın. Uygun fırsat yakaladığınızda kaçırmayın diye tavsiye edebilirim. Boğaziçi son durum nedir? Proje görselleri ne zaman gelir? Boğaziçi'nde ve diğer bütün projelerimizde, örneğin Kıyıkıştacık 2, Kıyıkıştacık 1 gibi, Akbük gibi projelerimizde ciddi proje değişiklikleri yap. Bu pozitif anlamda yatırımcının lehine olacak değişiklikler. Çünkü bazı söylediğimiz metrajlar özellikle algıda yanlış algılanmış. Biz buna rağmen kendimizden vererek, tamamen kendi paylarımızdan vererek veya müteahhitlerden satın alarak doktoralp gayrimenkul olarak yatırımcımızın memnuniyeti adına tüm projelerimizi yeniden ele alarak bütün düzenlemelerimizi yaptık. Çok kısa bir süre içinde gruplarımızda yatırımcılarımıza bilgilendirme videolarımızı çekeceğiz. Yakın bir zamanda tüm projelerimizle ilgili pozitif gelişmeleri yatırımcılarımıza anlatacağız tane tane. İzmir projesi ile ilgili bilgilendirme yapabilir misin? İzmir projesi alırken de belirttiğimiz gibi arsadaki bir imar durumu nedeniyle şu an durumun düzelmesini beklemekteyiz. O gün de söylemiştik zaten. Yıl sonu gibi projelendirilerek inşaata başlanacak demiştik. İzmir projesini İzmir'in o bölgesinde en iyi müteahhit firmalardan birisine verdik. Akıllı evler yapacak. Yıl sonu gibi projelendirme başlayacak ve 2-2,5 yıl içinde de tamamlanacak. Şu an artık imarla ilgili düzenlemeyi bekliyoruz. O düzenleme sonrası inşaat faaliyetleri başlayacak. Zaten bizim en önemli kazançlarımızdan birisi de insanların korktuğu, girmekten korktuğu arsalara biz işi bilerek girdiğimiz için bazı ufak tefek problemler olması nedeniyle biz ucuz rakamlara bu projeleri satın alabiliyoruz. İzmir projemizde de hatırlarsanız 700 bin liraya daire vermiştik daha çok kısa bir süre önce. O bölgede bırakın daireyi çadır bile alamayacağınız fiyatlara İzmir'de daire sahibi olacak yatırımcılarımız. Bunun nedeni de işte insanların korktuğu, hani problemi duyuyor korkuyor. Öyle değil. Biz problemin ne olduğunu bildiğimiz için ve çözümünün nasıl olacağını bildiğimiz için bu tür arsalara biz korkmadan girebiliyoruz. Ucuz alma nedenimiz de birçok projemizde bu tür sorunların olması zaten. Örneğin Boğaziçi diyorum, özür dilerim. Osyum 2 projemiz, örneğin Kıyıkıştacık 1 projemizin ön parseli, örneğin İzmir projemiz. Bunlardaki o ufak tefek imarla ilgili hatalar nedeniyle biz hatanın nereden kaynaklandığını ve nasıl çözüleceğini çok iyi bildiğimiz için gözümüz korkmadan bu projelere girdik. Çok uygun rakamlarla daire sahibi yapacağız yatırımcılarımızı. Bir de sizden bütçe dostu proje bekliyoruz. Uygun fiyatlı. Yani önümüzdeki dönemde yapacağımız projelerde yine takipte olmalarını istiyorum yatırımcılarımızın. Bizim Telegram grubumuzda projelerimizi o gruptan duyuruyoruz çünkü. Yakında bütçe dostu proje olur mu olmaz mı, ama bizim bütün projelerimiz zaten piyasada bulunamayacak fiyatlarda olduğu için. Yani şöyle söyleyeyim, bugünlerde zaten bizim çok fazla proje yapmaya da çok niyetimiz yok. Çünkü mevcut projelerimizin birkaç aydır dizaynı ve yeniden düzenlenmesiyle uğraştığımız için çok fazla proje yapmadık. Bir tek Ayvalık projesini yaptık. Sarımsaklı plajında müthiş bir arsaydı. Oraya da hani artık kayıtsız kalamazdık. O projemiz bitti. Şu an Ayvalık projemizin tapu problemi var orada da. Tapuyu parçalayamıyoruz. Onu kooperatif yapacağız. İlk defa bir kooperatif projemiz olacak. Dolayısıyla bugün yarın kooperatif kurulumu tamamlanır. Ayvalık projemizin de kooperatif işlemlerine yakında başlayacağız. Müteahhitimiz zaten hazır. Ankara'nın çok iyi bir müteahhiti, müteahhit firmasına anlaşma yaptık. Onlarla yürüyeceğiz. Orası otel zincirlerinden bir tanesini koyacağız oraya. Yatırımcımız çok ciddi kazanç sağlayacak. Şöyle ki oradaki 1+1 daireyi biz 1360 liraya satmıştık. 1 milyon 360. Çok yakınımızda bir firmanın ürettiği projede 8 milyon 600 bin liraya 1+1 daire satışları var. Yani 1 milyon
milyon 360 lira, 8 milyon 600 lira. Yatırımcımız böyle kazançlar sağlayacak. Çünkü Sarımsaklı plajı dünyanın en güzel plajlarından bir tanesi. Oranın kumu çok özelmiş. İşte özelliğinden dolayı dünyanın en iyi plajlarından bir tanesi olma şeyini de gösteriliyor bu şeyde, süreçte. Konut mu, arsa mı? Bana kalırsa bu dönemde uygun olan her şey, yani gayrimenkul anlamında yarı fiyatına bulduğunuzu kaçırmayın derim, ki kolaydır bulmakta. Çünkü biraz önce verdiğimiz örnekte geçen yıl 700 bin dolara vermeyi düşündüğümüz villayı Bodrum bölgesinde bu yıl 350-400 bin dolara verelim mi vermeyelim mi hesabı yapıyoruz. Dolayısıyla bu şartlarda yakaladığınız her gayrimenkul size bir yıl sonrasında bugünkü şartlarda dolar bazında zaten bunu kazandıracak. Bir de enflasyon ve önümüzdeki dönemde gayrimenkulün patlamasıyla yaşanacak kazançları da cabası olarak size kazandıracaktır. Yani arsa mı konut mu, bana kalırsa ucuz bulunan her türlü gayrimenkul bu dönemde yatırım yapılabilir. Çünkü insanların geneli şu anda örneğin 1 milyon para koymuş, aylık 50 bin getiriyi para sanıyorlar. Bana kalırsa bu hiçbir şeydir. Yani sizin paranızın değerini koruyor anca, ama bu yatırım değildir. Ben şöyle söyleyeyim, biraz önce bahsettiğimiz 90'lı yılların sonu, 2000'li yılların boyunca yapmış olduğumuz yatırımcı kimliğimiz, 2010 sonrası girişimci kimliğimiz ve 2020 sonrası müteahhit firma kimliğimizle bunu konuşuyorum. Yaşadığımız tecrübelere dayanarak konuşuyorum. Gerçekten bu faiz geliri kazanç değildir. Paranızın değerini bile korumadığını bunun sonunda göreceksiniz. Bu dönemde tamam faizde olabilirsiniz ama yakaladığınız yatırım fırsatlarını da kaçırmamalısınız. Asıl para yatırımdadır, gerçekten yatırımdadır. Bizim yıllardır kazandığımız paralara baktığımızda tamamının iyi yatırımlarla, gayrimenkul yatırımlarıyla olduğunu görüyoruz. Bugün dünya üzerindeki zenginlere baktığınızda tamamının gayrimenkulden geldiğini görürsünüz. Gayrimenkul dışında gerçekten zengin olan, servet sahibi olan bir elin beş parmağını geçmez diye görüyorum. Tamamı gerçekten istisnasız yatırımını gayrimenkule yapanlar ve iyi şey yakalayan, böyle bu süreçleri iyi takip edenlerle olmuştur. Gayrimenkul bence yatırımın en yüksek getiriye sahip olanıdır. İyi bölgeden alacağınız bir gayrimenkul size servet kazandırır. O yüzden ben her türlü gayrimenkulü bu dönemde yakaladığınız fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ederim. Son sorumuz, belli miktar peşin vererek vadeyi size ödeyebileceğimiz yazlık planlarınız var. Şöyle, bunu bizim yaptığımız sıfır projelerde mümkün değil. Çünkü bu projelerin arsadan olduğu için ve arsanın parasını peşin olarak ödediğimiz için arsadan girdiğiniz projelerde ödemenin tamamını yapmalısınız. Ancak bizim ürettiğimiz gayrimenkullerde önümüzdeki dönemde vade, takas, sıfır peşinatla, uzun vadeyle, kendi bünyemizde kredi vererek yapacağımız çalışmalar devam etmekte. Yakın zamanda duyuracağız bunları. Gerçekten çok düşük faizlerle uzun vadeli kendi bünyemizde kredi vermeyi planlıyoruz. Ve bunu biraz önce de anlattığım gibi bankada faiz gelirinizle ödeyerek alabileceğiniz gayrimenkuller çalışıyoruz şu anda. Bununla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Biz işimizi çok iyi yaptığımıza inanıyoruz. Ben ticari düşünen, ticaret yapmayı düşünen insanlara da iki tane çok önemli bir kriterden bahsedeceğim. İki olmazsa olmaz kuraldan bahsedeceğim. Birincisi, yaptığınız işi çok iyi bileceksiniz ve işinizi çok iyi yapacaksınız. İkincisi de kesinlikle dürüst olacaksınız. Yaptığınız işte isminizi koruyacaksınız. Kesinlikle para kendiliğinden gelecektir arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Saygılarımla iyi akşamlar diliyorum.